Vay Drew, insanlar bunu uzaktan yakmaya bile korkar. Ama sen elindeyken yaktın. Bu harika bir şey. Herkes meşgul. Şimdi tam zamanı. Gidip görevimi tamamlayacağım. Bekle de gör, seni izlemek çok eğlenceli olacak. Kendini beğenmiş ukala Bihan Pandey. Drew, sen devam et. Ben de içeri gidip bir şeyler içeyim, tamam mı? Hadi bağış törenine başlayalım. Zarfları çıkar hadi. Tamam anne. Bu Batki'nin zarfı. Batki kızım 10 kiloluk Hint takımını bağışlıyor. Vay canına Batki. Bugün çok güzel bir gün oldu. Gerçekten çok iyi bir şey yaptın ha? Böyle söyleme babaanne. Yoksa bağışlamak için gidip sarılarını getirecek. Değil mi Batki? Bu da Vasundra'nın zarfı. Ve Vasundra bu sefer Bihan'ın çocukluk bisikletini bağışlıyor. Manohar. Gördün mü? Annem çocukluk eşyalarımı ne kadar çok seviyor. Bu yüzden bisikletimi bağışladı. Şimdi de sırada Drew Pandey var. Drew Pandey'in bağışladığı şey ise anılar mı? Bütün bunlar da ne Drew? Bunlar benim geçmişim Şada. Bunlar eskiden hayatımın bir parçasıydı. Ama artık onlara ihtiyacım yok. Zaten geçmişi unutmak en iyisi. Eğer anılarını unutmazsan, nasıl yeni şeyler yaşarsın? Kesinlikle haklısın, Şada. Sıradaki zarf Şada'ya ait. Şada'nın bağışladığı şey ise bileziği. Şada canım, bekle. Bak canım, bunlar pahalı şeyler. Sen bu sene bağış yapma. Seneye başlarsın, değil mi anne? Olur. Teyze lütfen. Bırakın bağışlayayım. Bu Diwali'yi hayatım boyunca hatırlamak istiyorum. Benim için değerli olan bu. Takılar değil. Bu
Bu da Tapkin'in zarfı. Evet amca, ben de Tapkin'in ne bağışladığını bilmek istiyorum. Çanta. Çanta. Tapki, bu çantanın içinde ne var ki bunu bu kadar çok seviyorsun? Bu çantanın içinde benim bütün hayatım var. Size göstereyim. Bu çanta benimle annem ya da babam gibi ilgilenir. Ne zaman acıksam bu çanta bana yemem için şekerler verir. Ne zaman canım yansa bu çanta bana ilaç verir. İp ve iplik, kurdele, bant, dikecek bir şeyler ve bu. Bir şey yazmam gerektiğinde bu çanta bana kalem, kağıt, her şeyi verir. Ve bunlar. Bunlar da annem ve babamın bana verdiği kartlar. Bütün bunları bana babam, annem, Aditi ve Şup verdiler. Şada, ne zaman üzülsem bunlara bakıyorum ve beni mutlu ediyorlar. Gerçekten mi? Adını çok iyi taşıyorsun. Acayip çılgın ve ilginç birisin. Ben bu çantayı baba bağışlamak istiyorum. Çok güzel hayatım. Bunu yaparak insan fedakarlığı öğrenir. Babaanne ama bütün bunlarla birlikte bir şey daha bağışlamak istiyorum. Bana buraya getir lütfen. Babaanne, bunlar kitaplarımın bir kısmı sadece. Bu çantayı alan çocuğun bu kitapları da almasını ve bu kitapları çantasına koyarak okula gidip dersine çalışıp hayatta başarılı olmasını istiyorum. Vay canına. Tapki kızım, yıllardır pek çok şey bağışlıyoruz. Ama senin yaptığın bağışlar hepsini geçti. Gerçekten Tapki. Bizimle olduğun için gerçekten çok şanslıyız. Manohar, eşyalarla dolu olan tarafı dengeleyip tahılları bir yere koy ve sonra eşyaları kaldır. Böylece diğerlerini de tartarız. Manohar, sana yardım edeyim. İşte bu da Bihan Pandey'in zarfı. Bihan Pandey'in bağışladığı şey ise Tapki. Ne yazdın sen? Nasıl böyle saçma bir şey yapabilirsin? Hayır baba, onu ben yazmadım. Bu öyle kendi kendine mi yazıldı?
Böyle bir günde Tapkin'in adını yazmayı nasıl düşünebilirsin? Hayır babaannem. Ben hem yapıyorsun hem yalan söylüyorsun. Tapki bak, yemin ederim onu ben yazmadım. Kağıtta neden senin adın yazıyor bilmiyorum. Canım, sen onu aldırma. Hepimiz Bihan adına senden özür dileriz. Bu kağıdı atın, bu sayılmaz. Başka bir kağıt çıkarın. Bekle baba. Baba, eğer bu kağıda yazılan her şeyin ağırlığınca tahılla birlikte bağışlandığı bir aile geleneği ise ne olursa olsun Bihan'ın dileği kesinlikle yerine getirilecektir. O kağıda benim adımı yazmış olsa da bu geleneği yerine getireceğim. Buna söz veriyorum babacığım. Sorun değil. Tartıya oturmaya hazırım.